Selam arkadaşlar. Bu videoya kadar neler yaptık? Evvela noktaya ihtiyacımız vardı. Noktayı kullanıp doğruyu tanımladık. Doğrudan ışın elde ettik. Şimdi iki ışın alacağız. İki ışın arasında kalan bölgeye de açı diyeceğiz. Hemen iki tane ışın alıyorum. İki tane ışın. Buna PK ışını ile PL ışını arasında kalan bölgeye açı denir. Evet, Yunan alfabesinin harfleriyle gösterdik. Küçük harflerle gösterilir. Açıyı genelde öğrenci bazen büyük harflerle gösteriyor. Bu noktada dikkat edin. A noktasındaki açı dersem şu ile şöyle gösteririm. Ama A noktasındaki açıyı şöyle gösteririm. İkisi arasında farklı gösterimler var. Şu şapka açı demek mesela. Şu şapkayı detaylı incelediğinizde de ışını andırıyor. Açıyı kastediyor. Ama mesela ABC tepesini üçgen dersem ABC üçgenini kastediyorum. Ama ABC tepesine şapka dersem burada açıyı kastediyorum. Burada üçgeni kastediyorum. Bunlara dikkat edin. Yani sembollerin anlamlarını bilin. Hani hep diyoruz ya matematik tanım evde hanım. Şimdi tam açı, tam açı bizim ilk öğrendiğimiz şey e, nokta kavramıydı. Noktanın tam turu 360 derecedir. İşte biz buna tam açı deriz. Tam açının yarısı doğru açıdır. Doğru açı doğru üzerindeki açıdır. 180 derecedir. Şöyle yapalım. Hatta şu alt kısmını da gösterelim. Burası da yine 180 derece. 2 tane 180 360 oluşturuyor. Bizde açı negatif olamaz. Öklit geometrisinde açı negatif olamaz. unutmayın. Geniş açı ise şimdi bu doğru ya. Bu doğru da 180'den küçük sıfırdan büyük açılar bizim geniş açılarımız. İşte şu bizim geniş açımız. Yani açımız kimle kim arasında olacak? Sıfırla 180 arasında olacak. Bu benim geniş açım. Dik açı doğru açının yarısı gibi düşünün. Şimdi bir tane doğru açı aldım. Hemen dik açı almak için ne yapmam gerekiyor? Şunu şöyle dikme indiriyorum. İşte şu benim dik açım. Dik açı ters T ile gösterilir. Ters T dik açı demek. Hocam niye düzgün T'yi kullanmıyoruz? Çünkü düzgün T periyotla gösteriliyor. Bir şey kullanıldığı için mecbur yerine onun benzeri bir kavram oluşturmak zorundayız. Ve köşeli nokta ile 90 derece gösterilir. Yani alfa açısının miktarı 90 derece ise biz buna dik açı diyoruz. Gelelim bir diğerine dar açı. Ee, şimdi biz az önce ne almıştık? Bir tane dik açı almıştık. Hemen bir tane dik açı çizelim. Ama vazgeçtim. Dik açıdan daha küçük bir açı almak istiyorum. İşte bu iki turuncu arasında kalan bölge biz dar açı diyoruz. Yani alfa küçük 90 derece olmak zorunda ve sıfırdan da büyük olmak zorunda. Şimdi açı çeşitlerimizden tümleyen açı ve bütünleyen açılar var. ardından tam açı zaten siz kendiniz de düşünebilirsiniz. Tümleyen açı buradaki tümleyen'in T'sine 90'ı gizleyin. Demek ki 90 derecelik bir açı olacak. Bu 90 derecelik açı iki parçaya bölünecek. Birine x, birine y diyelim. X artı Y'nin toplamı 90 ise X'in tümleyeni Y, Y'nin tümleyeni X olur gibi düşüneceksiniz. Bütünleyen açı ise doğru açı hayal edeceksiniz. Hayal ettim. Bütünleyen açıyı ikiye böleceğiz. Yani doğru açıyı ikiye böleceğiz. Birine X birine Y diyeceğiz. E, toplamları 180 ise bu iki açı. Bunlar birbirinin bütünleyenidir diyeceğiz. E, tümleyendeki T'ye 90'ı gizlerseniz ezberlemeniz kolay olur. Bakın tümleyenin T'si 90'ı şifreletsin size. Ters T ile gösteriliyordu 90 derece. O zaman bütünlerini düz e, yani doğru kalır. Tam açıda zaten düz mantık hemen bence cevapla gelmiştir sizden. Çünkü ben genelde kendi sınıflarımda bütünleyen ve tümü anlatıyorum. Bütünleyen ve tümleyen açıyı anlatıyorum. O zaman tam açı nedir gençler diye sorduğumda e, cevap gelmiş oluyor. İki açının toplamı 360 derece ise diğerinin hediyenin e, tam açısıdır deyip geçiyoruz. Şimdi bir sonraki derste paralellik ve kurallara deneyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.